Merhabalar sevgili dostlar. Yeni bir YouTube videosunda sizlerle beraberiz. Hastalıkların travmalarını anlatıyoruz. Yeni Alman tıbbı çerçevesinde, nörodNA teknikleri çerçevesinde. Özellikle diş eti hastalıklarına çok daha detaylı değineceğiz. Diş eti hastalıklarından en önemlisi olan diş eti kanamalarına detaylı değineceğiz. Şimdi bizim kitabımızda diş eti kanamasının demosu var. Ve aynı zamanda diş sıkma demosu var. Demolar bunlarla ilgili, bu hastalıklarla ilgili olumsuz cümle kalıpları var. EFT vuruşları eşliğinde vuruşlar yapınca duygu boşalımı yaşayıp şifalanabiliyorsunuz. 60'a yakın yine bunun içerisinde hastalık mevcut, çalışabilirsiniz. Toplumda yaygın görülen bir problem, ağız bakımının uygun yapılmamasıyla ilişkili olabileceği gibi birçok sağlık probleminin de habercisi olabilir. Bu nedenle ciddiye alınmalıdır ve kanamaya neden olan etmenler bulunmalıdır. Uygun tedavi planları oluşturulmalıdır. Diş eti kanamasına neden olan en önemli etmen çoğunlukla diş eti çizgisinde plak veya tartar birikmesi. Buna bağlı olarak diş etlerinde kızarma, hassasiyet ve şişkinlik ortaya çıkabiliyor. Çok sert diş fırçası kullanmak, düzenli diş fırçalamamak ve bakımını yapmamak, basınçlı bir şekilde fırçalama yapmak, enfeksiyon, sağlıksız ve yetersiz beslenme, gebelik döneminde hormonsal değişiklikler, kan sulandırıcı ilaçlar, vitamin eksiklikleri, lösemi, kalp hastalığı veya diyabet diş eti kanamalarına neden olabilmekte. Yani birçok sebebi olabiliyor. Ama biz yeni Alman tıbbında bunu travmalara bağlıyoruz tabii ki. Dolayısıyla belirtileri ne oluyor? Koku olabiliyor, dişlerde şişlik olabiliyor, hassasiyet olabiliyor, diş yapısı bozulabiliyor, dişlerde sallanma olabiliyor, dişlerde ağrı olabiliyor. Şimdi bu belirtiler varsa diş eti kanamasından şüphelenebilirsiniz sevgili dostlar. Diş eti kanamasının yeni Alman tıbbına göre en önemli sebebi elde edememe, kurtulamama travmaları. Elde edememenin getirdiği değersizlik travmaları, kurtulamamanın getirdiği değersizlik travmaları diş eti kanamalarına sebep olabiliyor. Diş çürüğünden de bahsetmek istiyorum. Çünkü genel anlamda diş hastalıklarını bu videoda ele alacağız. Diş çürüğünün yeni Alman tıbbındaki karşılığını söyleyelim. Elde edememenin, diş geçirememenin getirdiği değersizlik ve yemeye izinli olmamak ve aş ermek. Çok önemli sebepler. Peki diş eti çekilmesine tekrar söyleyelim. Genelde bir şeyi fiziksel olarak yemek isteyip yememe travmaları. Ağzın temas ettiği durumlarda, temas istediği durumlarda gerçekleşmemesi. Bu öpmek istemek olabilir, emmek istemek olabilir. Yine mesela bir çocuğun emziği emmek istemesi gibi bir durum bile olabilir yani. Çocuklarda da görülebiliyor. Ve bakın diş gıcırdatma ve diş sıkmada elde edememenin değersizliği. Diş minesi hastalıkları ısırmak ya da ısıramamanın travması, ısırmak istiyorum travması. Bir de bazı insanlarda dişçi korkusu vardır. Bu cinsel saldırı travmaları olabiliyor ya da vücut bütünlüğüne yapılan saldırı olabiliyor. Bakın genelde dişçiye gitmekten korkan insanlar var. Ve bu travmaları arkadaşlar çalışmanız son derece önemli. Özellikle diş sıkması için özel bir bilgi daha vermek istiyorum. Öfkenizi içinize attığınızda dişinizi fazlasıyla sıkarsınız. Yani öfkelenmek veyahut da sizin birisine kin duymanız diş sıkmanıza sebep olabilir. İkinci neden çok aşırı kontrolcü olmanız. Hiçbir şeyi akışa bırakmamanız diş sıkmasına sebep olur. Demek ki neleri gördük? Diş eti çürüğünü gördük, diş eti kanamasını gördük, diş sıkmasını gördük, diş problemlerinin genel hatlarıyla gördük. Aslında daha detaylı her dişin ayrı ayrı anlamları var. NeuroDNA eğitimine katılırsanız bunların travmalarını nasıl bulacağını özel bir yöntemle gösteriyoruz. Şu an biz hastalık karşılıklarını söylüyor olmamız sizin bunu hemen bulacağınız anlamına gelmiyor. Elde edememenin getirdiği değersizlik belki bulacaksınız. Belki bir okulla ilgili yaşanan bir şey, sınavla ilgili ya da sevgiliyle ilgili yaşanan bir şey, bununla ilgili bir travma arayacaksınız ve bulacaksınız. Genelde yeni Alman tıbbı şöyle yapıyor sevgili arkadaşlar. Hastalıktan önceki 4 yıla kadar geriye gidin diyor. Diş eti problemi ne zaman başladı? 2002'de. 1999-1998 bu yıllara bak diyor. Ama her zaman bu tutmuyor arkadaşlar. Yeni Alman tıbbının gelişmiş halini biz eğitimde veriyoruz. Yani atalara gidebiliyoruz, anne karnına gidebiliyoruz, orayı şifalandırabiliyoruz. Dolayısıyla son derece önemli teknikler var. Bu teknikleri öğrenebilirsiniz. Kitabımızı da okursanız tekrar hatırlatalım kitabımızı. NeuroDNA yöntemiyle sağlığın resetle Bülent Şenyürek hocamla beraber yazdık. İçinde demolar var. Demolar şifalandırıcı cümleler var. EFT vuruşları eşliğinde demoları yapabiliyorsunuz. Biz bunu Instagram'da canlı yayında yaptık. Binlerce kişi katıldı. Aynı anda demolar yaptık, vuruşlar yaptık, cümleleri tekrarladık. İnanılmaz şifalar oldu. Vuruşlar şu şekilde yapılıyor zaten başın tepesi köprücük kemiği. Cümleleri tekrarlıyoruz, sesli biçimde duyguya giriyoruz, ağlıyoruz, kızıyoruz.
Duyguyu boşaltınca iyileşme geliyor. Çünkü yeni Alman tıbbı der ki her hastalığın altında sıkışmış duygular var ve mutlaka travmalar var. Travmalarda sıkışmış duygular oluşuyor. Duygular bizi hasta ediyor. Evet arkadaşlar, bundan sonraki videolarda da yine hastalıkların travma karşılıklarını işleyeceğiz. Ve orada da yeni Alman tıbbı çerçevesinde hangi travmalara bakmanız gerektiğini söyleyeceğiz. Sizler bu travmaları bulmak için kendi kendinize düşünerek bulabileceğiniz travmaların sayısı sınırlı. Ama yine de bu bulamayacağınız anlamına gelmiyor. Kendi yaşamınızdan kaynaklanıyorsa, anne karnından ve atalardan geliyorsa nöro DNA eğitimini mutlaka almanız gerekiyor. Şimdilik görüşmek üzere. Bir sonraki videoda yine başka bir hastalığın travması üzerine konuşmalar yapacağız. Peki.